Ben dün de sormuştum. Size de sorayım o zaman. Ergin seninle başlayayım. E, Valerian İsmail Hoca'nın Trabzonspor karşısındaki oyununa, performansına 10 üzerinden kaç verirsin? Hmm. Ve neden? Ha, ya, maç üzerinde bakarsak yani 7'lik 8'lik bir performansı vardı Beşiktaş'ın. Neden? Ee, bir bilinmez vardı maç öncesi karşımızda. Sadece bizim için değil. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için de böyleydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Trabzonspor ma maçlarını açıp izleyebilir. Az çok ne oynayabileceğini, ne yapabileceğini kestirebileceğin bir takım var karşında. Ama Abdullah Avcı için öyle değil. 3-5 gün sürekli arka arkaya sistem tartışmaları, hocanın fizik kondisyona yönelik oyun oynattığı bir, bir sürü şey konuşuldu edildi. E bunu sahada görmeden anlayamazsınız kağıt üzerinde. Dolayısıyla bir bilinmezdi aslında hepimiz için sahaya Beşiktaş'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği. Ama baktık ki ilk düdükle beraber Beşiktaş o kısa sürede e, o fizik kondisyon olarak, mücadele olarak biraz yukarı çıkmış. Ha şöyle değil ama Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde de iyi futbol oynuyordu. Hatta Sergen Yalçın ayrılma sürecine baktığın zaman da oynadığı futbol kötü futbol değildi. Önder Hoca, Yine değildi kötü. Önder Hoca değil. döneminde de öyle yani. Başlangıcı Önder Hoca'nın çok iyi. Tabii birçok maçta şakır şakır top oynuyordu Beşiktaş ama kronik problemi Trabzonspor maçında da gördük. O içeri atamama problemi. Onu çözemiyorsun. O demek ki teknik direktörle bir ilgili bir şey de değil. Bir kronik problemi E tabii. Sergen Hoca da çözemedi, Önder Hoca da çözemedi. Yani Valerin İsmail Hoca da çözemez. O forvete o yaştan sonra gol atmayı öğretemezsiniz yani bir şekilde üzerine çok çalışsanız bile. Fark şuydu, yine iyi oynayan bir Beşiktaş vardı ama Beşiktaş iyi oynarken biraz yumuşak bir takım hüviyeti görüntüsü veriyordu. Yani kolay geçilebilir, kreatif oyunu seven, önde oyunu seven ama o dinamizm, dinç bir görüntü, ikili mücadeleyle sert giren bir görüntü yoktu Beşiktaş'ta. Ee, şimdi o onu görüyoruz ve bunu kısa sürede boyacı küpü değil yani hani daldır çıkar hemen bir değişsin bir takım öyle bir şey değil yani bu. Ee, ama o kısa süredeki dokunuşun e, oyuncuların da bunu benimsediğini gördük. Ama şunu gözden kaçırmayalım. Aşağı yukarı 10 teknik adam değişikliğinin 8'inde bütün takımlarda bir ilk maçta reaksiyon görürsün. Nadirdir böyle torrentle falan onları göremedik ama nadirdir onları göremedik. Genelde görürsün. İki, filmi biraz geri saralım. Kayseri spor maçıyla başladı Önder Hoca. 2-0'dan geri döndü galiba. 4-2 kazandı. Sonra gitti bir Fenerbahçe deplasmanında çok iyi bir futbol. 2-2 döndü. Arkasından süper kupayı aldı. Röportajlar, manşetler, gözyaşları havada uçuştu. Yani müthiş bir duygusal ortam işte çok acayip güzellemeler o bu. Şimdi hikayenin geldiği nokta burada. O yüzden tofa basmak lazım. Valerian İsmail'in teknik direktörlük CV'siyle ile İstanbul'a geldikten sonraki Peşiktaş camiasına taraftara verdiği enerji arasında ters orantı var. Şimdi CV'si dolu bir teknik adam değil. Ama şimdi o görüntü, o enerji, söylemler, bu iyi taraftara açık gitman bunların hepsi çok olumlu bir havaya dönüştü. Bir evet. de Trabzonspor maçında ligin lideri kolay değil yani ligin bir numaralı takımından bahsediyorsun. Çok iyi, Onlara göre çok iyi bir oyun oynattı. Dirençli, ayakta kaldı, kazanmaya ramak kalmıştı. Bunlar da beraber birleşince çok iyi bir imaj. Bunun sürdürülebilirliği önemli. İşte Alanya Spor maçı, biraz Alanya Spor'un hocası da böyle taktik sistem üzerinde çok duran, e, satranç gibi maç oynamaya çalışan bir teknik adam. 2-3-4-5 maç görmek lazım. 8 maçlık periyotta e, Şöyle bir avantajı var İsmail Hoca'nın. Takım hedefsiz kalınca elbette ilk dörde girip kendini atmak önemlidir ama e, yani bir Fenerbahçe'nin ikinciliğe olduğu kadar bir yakınlık yok baktığın zaman. Burada kendi inandığı şeyi, bu sistemi kendi inandığı şeyi ki bu oynatmaya çalıştığı oyun çok tekrar isteyen bir oyun. Ve kamp isteyen, çok antrenman isteyen bir oyun. E, bu 7-8 haftada hiç geriye dönmeden kendi doğrularıyla bir Başlangıç yaptı, böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu belki tekrara düşeceğim, çok anlattım ama yine anlatayım. Bu sistemin uygulanabilir olmasındaki en önemli etken, oyuncuları inandırman. Ee, Birçok takımda gördüm, yoğun idman temposunun oyuncularını bezdirdiğini, oyuncuların da sahada artık bu bıkkınlığı çeşitli hal ve hareketleriyle gösterdiğini gördük. İnanması lazım oyuncuların. 11 oyuncuya gerek yok. 5-6 tane gerçekten hocaya saygı duyan, sisteme inanan, işine saygı duyan, karakter koyan oyuncu olduktan sonra herhangi bir takımın yol alma yol almama şansı yok. İşi zor. Niye zor? Türkiye gibi bir ortamda yani Türkiye gibi futbol ortamında tabela yapmadığınız sürece işte yeni yapılanma, orta vadeli takım bunların geçerliliği yok. Kim gitti? 6 ayda Fatih Hoca gitti. Niye 3 yıl istemişti? Ki Fatih Hoca kim? Herhalde kendi camiası içerisinde en kudretli teknik adam Türkiye'de. O bile direnemedi. Bir iki ay sonra da başkan gitti. İşte üç yıl e, gençleştirilen takım o bu falan derken. Bir yandan bir ortaya orta ve uzun vadede size iş yapacak takım çıkartırken bir ışık verirken bir yandan da tabela yazıyor olmanız lazım oraya. Futbol, skor bunları ortaya koyuyor olmanız lazım. Avantajı şu eğer gösterebilirse bu 7-8 haftadaki ışığı Sergen Hoca'nın Abdullah Hoca'dan devraldığı dönemdeki yaptığı gibi hatırlayın pandemi girmişti araya. Beşiktaş çok dibe vurmuştu neredeyse. O bağlar kopmuştu hocayla takım arasında falan. Sergen Hoca'ya 8-10 haftalık bir performans şunu hissettirdi. Ya önümüzdeki sezona bir Beşiktaş geliyor. Bir evet. Hissettirdi. Bunun avantajıyla girdi. Geçen senenin şampiyonu. Bu senenin şampiyonu ki olacak gibi görünüyor Trabzonspor. Newton'dan devraldı Abdullah Hoca. Orada bir şey hissettirdi. Evet belki çok seri kazanamıyordu ama neyi hissettirdi? Ya yenilmemeyi öğrenen bir Trabzonspor. Ha. Sırı sıfır yeni, aha, Yenilmemeyi öğrenen bir Trabzonspor. <laughs> Daha dirençli duran bir Trabzonspor. Ve bu bize bir sonraki sezona dair bir e, şey veriyordu. Done veriyordu yani. İyi bir Trabzonspor geldiğine dair. Şimdi o yüzden İsmail Hoca'nın son iki sezon şampiyon son iki şampiyona baktığın zaman benzer hikayeye doğru gidiyor. E, göreve gelme dönemi itibariyle söylüyorum. E, iyi i̇yi bir başlangıç ama burada topa basmak lazım biraz. Yani öyle güzellemeler ya da yoğun eleştiriler e, için henüz bir şey çok ciddi bir veri yok elimizde. E, ama ilk enerjisi, ilk ışığı gerçekten iyi hocanın. Peki Volkan Demir senin puanın kaç olur ve neden? Ben Onu pas diyorum bu maça. Beşiktaş'la alakalı Beşiktaş'ın geleceğine dair bir e, fikir verme konusunda bu maçın bir ölçü değil. Ölçü olma ihtimali yok. ...çok net söylüyorum. Ben de sana katılıyorum. Şimdi 3 4 3 bizim ülkemizde Fenerbahçe ile başlayan yoğun bir tartışma biliyorsun. Üçlücüler ve dörtlücüler bu edebiyatta evet <laughs> olur ya böyle beş 5 Yedi 7 Üçlücüler ve dörtlücüler olarak <laughs> bir edebiyatçı olarak evet. Ee, üçlücüler ve dörtlücüler e, karşılıklı <laughs> fikir tartışması içerisinde ben kendimi tanımlarken açık söyleyeyim. Üçlü savunmanın bir Türk büyük takımına buna şunları dahil ediyorum. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir büyük Türk takımına uygun bir sistem olmadığı kanaatindeyim. Ha bununla birlikte üçlü savunmayla sezona başlayıp sezonu şampiyon tamamlayan bir takım olabilir mi? Olabilir. Ama bunun için çok ekstra oyuncular lazım. Şimdi hep böyle hepimiz örnekler veriyoruz. İşte mesela Vitor Pereira da e, göreve başladığında e, dizilişten çok sahadaki dinamizmin, e, oyuncular arasındaki bağlantıların, hani yardımlaşmanın önemine e, önemine vurgu yapıyordu. İşte mesela son Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazandı. Onlar da üçlü oynuyor dedi ama onlarda yani çok farklı oyuncu tiplemeleri var. Yani onların sol çizgi oyuncusuyla senin sol çizgi oyuncun aynı kim evet. ki bu sistemde çok önemli. Aynı şekilde sağ çizgi oyuncusu. E, gibi detaylar var. Şimdi Beşiktaş'ta benim bir kere müthiş bir oyun. Trabzon deplasmanında oynanabilecek daha iyi bir oyun ben bilmiyorum. Yani Trabzonspor birkaç hafta içerisinde bir e, ra bayramda Ramazan bayramında diyelim e, Abdullah Avcı'nın ta tanımıyla tabiriyle e, Ramazan bayramında şampiyonluğunu kutlamayı bekleyen bir kulüp. Bir takım. E, ligi artık e, bitse de gitsek havasında oynuyor. Ama bence bu maçta mutlaka büyük maç olduğu için Trabzonspor'da çok ciddi bir reaksiyon koydu. Fakat Beşiktaş oyunuyla üstün geldi. Bu değerli. Bununla birlikte bu sistem bana kalırsa tıpkı Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı o geçiş oyununu diyor övüyoruz ya. Tıpkı Galatasaray'ın e, oynadığı geçiş oyunu gibi e, büyük takımların sezon geneline yayabileceği bir sistem değil. Farklı rakiplerde de değişebilir. Eldeki oyuncu tiplemeleriyle alakalı söylüyorum bunu. Yani bu önemli. Şimdi... E, ...mesela Bayern Münih üçlü oynuyor ama... ...üçlüsünün bir tanesi eski sol bek. Üçlüsünün bir tanesi eski sağ bek. Yani e, farklı bir üçlü oynuyor Bayern Münih. Oyuncu tiplemeleri çok farklı. Bizde mesela ben Beşiktaş açısından şunu söyleyeyim. İleride mu muhtemelen çok konuşulacak... E, ...konulardan bir tanesi olarak söyleyeyim bunu. Bir, Vida Göbek... Wellington sağ stoper, Montero sol stoper oynuyor. Doğru mu? Doğru. Mesela bence... Bu savunma sizi önde oynatmaz. Bir haberimiz var savunma ile ilgili bir takviye e, düşüncesi Beşiktaş'ın gündeminde eski bir oyuncusu var e, savunma için ki Valerian İsmail, İsmail'in İsmail sisteminde o bölge o üçlü çok önemli <laughs> bir haberimizi izleyelim devamında konuşacağız.